Dalga dalga gezerim, balıkları ezerim. Eğer bu videoya like atmazsan, bu şiiri burada keserim. Nice. Vay be! Neyse, Stranger Deep'in 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Finalden önceki son bölüm arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Gene büyük bir canavarı öldüreceğiz. Çok büyük bir canavar. Bu adaya geçip mızrak toplayacağım arkadaşlar. Sonra da savaş açacağım onlara. Bu adaya ilk defa geliyorum. Hemen araştıralım, sonra da gidelim bu adadan. Gel buraya küçük domuz, gel. Bu adalardan kurtulacağım günü iple çekiyorum arkadaşlar. Hatta bazen 31 de çekiyorum. O kadar ki nefret ettim bu adadan. Kıralım şu kütüğü, mızrak yapacağım. Kayseri. Hadi la. Yılan soktu beni. Senin kafanı sikim, görünmüyor da bu. Orası bunun oğlu. Lan sana hüküm ederim. Çok güzel bir tane bu. Yılanlara hükmederim. Ben Şehmeran. Lan bu adada domuz da varmış. Dur lan namussuz seni. Aa gelme. Yıllardır çektiğim bu hasret mi, çile mi, zulüm müsün bana bir... Lan yenge, sizin de götünüz kalkmış lan. İnsan yarına koymuyoruz. Geçer kesiriyorsunuz oğlum. Bir kıt alıyorsunuz. Sonra ben de sizi yiyorum. Kendimden kıt almış oluyorum otomatikmen. Bu döngüyü asla çözemeyeceğim. Hayvanlar da zannediyor ki en vahşisi biziz. Oğlum insanoğlu dururken siz kimsiniz la? Beyin, beyin. Her şeyin sorumlusu beyindir. Beynin içinde her türlü namussuzluk geçer. Bunu asla unutmayın. Ve domuzu arıyorum şu an. Arkadaşlar domuzu şu an gördüm. İçimden geldi. Bunu bir mağara adamı gibi avlayacağım. Mağara adamları ne yapar konuşamaz. Huga huga. Gotan gotan gotan. Hula 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 hula. At. Evet arkadaşlar. Hemen öldürdüm. Mağara adamı gibi olunca bana bir cesaret geliyor. O yüzden böyle yaptım yani. Bu odunların hepsini mızrak yapalım. Yerleştirelim. Mermi götün yer mi? Bak bu da bir şey, deyim gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mermi götün yer mi? Mızraklar da benim için bir mermi gibi. Canavara ile diyeceğim. Ben onu yakalarım zaten bir yerde. Ulan yemin ederim hayvan hakları beni görse var ya belamı siker. Çünkü çok hayvan öldürdüm. Sayısız domuz ve yengeç. Özellikle yengeç kardeşler haklarını helal etsinler. Yani katlettim adada, artık eskisi kadar yengeç dolaşmıyor. Yürüyemiyorlar. Bir şeyi merak ettim. Acaba bu işaret fişe Hindistan cezini düşürecek mi? Deniyoruz. Lan ne kadar işlevsiz bir şeysin sen amına koy. Ben seni ne diye alayım o zaman ya? 2 seconds later. Yardım. Belki bir gören olur ayol. Gel babana. Oğlum. Hey! Lan bu da kız hediye. Hadi ula 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 ula. Gel ula. Bizden kaçamazsın ula. Nereye gidiysen. Töre, hüküm bellidir. Seni öldürmek vaciptir. Gel lan buraya. Yavru yaban domuzu. Otla beslenen bu hayvanın kendi bokunu yediği de görülmüştür. Canını o kadar çok seviyor ki hiç durmadan 120 dakika boyunca koşabilir. Yetişkin domuzlar böyle bir yavruya sahip olmak için yaklaşık 35 dakika boyunca çiftleşir, hem de hiç durmadan. Babaları çiftleştikten hemen sonra aileyi terk eder. Görünüşe göre bu yavru domuz tek başına kalmış. Annesi avcılar tarafından avlanmış. Belgesel ekibimiz bu görüntüye daha fazla katlanamayarak domuzu da anasının yanına yolluyor. Bugünlük belgeselimiz son buldu. Başka hayvanlarda görüşmek üzere. I'm starting children by looking, looking best. Kalivastum big canavar and mother kuziva. Yeah, no, don't know, don't know. Fasting your worst. Ya korkut öldünüz değil mi amına koyayım? Bir an kanalı İngilizceye çevirdin diye çok korktunuz değil mi? No 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 no. Ama öyle bir şey yapmam. Wait 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 wait. Şimdi arkadaşlar birinci canavarı öldürdük. Megalodon buydu. Bunu öldürdük. İkinci olarak da buna gideceğiz. Bu da herhalde ki mürekkep balığı. Büyük bir tane ahtapot. İsmi neydi onun ismi? Kraken miydi? Kraker miydi? Balık kraker miydi? Ne? Ona gideceğiz. Gemi burada. Benim adam burada. Yani sola doğru gideceğiz. Left. Geri. Toplayın ulan. Haydi gidik. Nerededir bu? Şu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ya gemi burada. Bu bizim ada. 1-2 ilerimizde. Aynen aynen. Hmm, bakıyorum pusuladan Mississippi taraflarına gideceğiz. Mississippi. Mississippi ne biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum amına koyayım. Götten uydurdum. Evet, böyle dönmüyor teknem. Bana sıkıntı yaratıyor. Ulan çok merak ediyorum bu tahtalar nasıl suyun üstünde duruyor ya. Koca tahta ya. Demek ki suyun kaldırma kuvveti herkesi kaldırıyor. Bir o benim sevdamı kaldıramadı. Ya her şey, bütün konuyu nasıl sevdaya bağlıyorum. Böyle bir piçlik görülmedi dünyada. O şey de ne öyle ulan? He, balinanın cesedi. Balinadan sonraki ada, bu adanın arkasında o canavar olabilir. Vallahi de billahi de konum burayı gösteriyor.
O neydi? Orada bir şey sıçradı, gördünüz mü arkadaşlar? Ulan nerede bu canavar ya? Çok büyük bir canavar. Anasını amma, bu mu lan acaba canavar? Yok yok, bu normal köpek balığı. Aslında pek de normal değil ama bu da bir tür köpek balığı galiba. Canavarı ararken karşımıza kim çıktı? Hele bak. Uyarıya taşı atacağım, siktir git yoluna. Sen git, sen kralın gelsin amına. Aha bir dakika, ileride bir şey gördüm. O nedir öyle? Orada bir şey var, görüyor musunuz arkadaşlar? Vallaha da bulduk. Pusuladan bir bakayım. W tarafına gideceğiz. Pardon, M tarafına böyle. Tamam. Uy, heyecanlıyım ha, namussuzum. Vallaha da çok heyecanlıyım. Çok büyük bir canavar. Bu işin şakası yok ule. Yemeğimi yiyem, bir güzel karnımı doyuram. Öyle savaşam. Şunu bilin arkadaşlar. Aç ayı oynamaz ama aç ayı yer. Yani yer insanı. Bu da aç olduğu için bizi yiyebilir. Tamam, burada bir yerde. Aa, yılan balığın yanına gelmişiz. Mürekkep balığı değilmiş bu. İyi, bu sefer de onu öldürürüz ya, çok da dert etmeyin. Burada duruyorum. Çapamı attım, piçi bekliyorum arkadaşlar. Mızrakları hemen alayım gövdeme. Ulan mızrakları nereye koymuştum? Ay. Seninle alıp veremedim var, beni kıt atmıştın bana. Tabii o zamanlar ben güçsüz bir çocuktum. Ama şimdi geliştim, koca adam oldum. Taşaklarım da kıl çıktı. Şimdi seni alabilirim. Böyle bir suya dalıyorum. Suyun altında çünkü orospu çocuğu çıkmıyor dışarı. O burada bir yerde. Şöyle bir şey yapacağım, teknemi biraz daha bu tarafı çekeceğim. İnşallah şu an bana saldırmaz. Ulan dal gelsin, bu nerededir ya? Tam da ismi çıktı, kendi görünmüyor ya. Ananla mı? Bir yarrak gibi fırladı. Bir tane vurdum arkadaşlar. Tamamdır, o bir tane yedi. Ulan bir tane daha vurdum. Ulan bir tane daha vurdum. Kafasına yedi vallahi birkaç tane. Uf uf. Götüme kıt attı. Ama yedi yedi. 3 tane filan da yedi. Gel buraya babana gel. Ama çok pis ısırıyor arkadaşlar. Bir ısırıkta bir can götürüyor. Neyse ki çok büyük de her attığım değiyor buna. Megalodon'un götü yerinde durmuyordu ama bunun vücudu çok büyük olduğu için her attığımız tutuyor. Neredesin oğlum? Bak gel sana kendi yılanımı göstereceğim. He, 7 santim benimki. Of! O ne yaptı öyle ya? Kudurdu ha. Küçük küçük küçük. Dellendi olan tabii vücuduna alınca mızrakları. Dellendi, bir tane daha yedi. Baba ona kurban olsun. Onun bülüşünü yesin. Gel oğlum gel. Bizim mahallede azgın bir karı var. Seni öldüreceğim. Akşama onun içine gireceksin, tamam mı? Geminin altında dolaşıyor ha. Neyse ki gemim çok büyük, neredeyse bir Titanic kadar. Yani al aşağı edemez beni. Bana nereye kaçmış? Çok gittin oğlum, gel. Hızlanıyor orada arkadaşlar, hızlanıyor. Yeminim orada hızlanıyor, onun bir planı var. Sen gelmezsen ben de alacağım suya ha. Gel. Sus ulan namussuz seni, neredesin? En büyük dev yılan balığı benim pantolonumda gizli. Siktirik. Ard arda yiyordu, ard arda içini alıp bağırıyordu. O an çok korkmuştum. Ama bir o kadar da cesaretli hissediyordum. Ver ver ver. Neyse ki bu sefer fazla şey aldım arkadaşlar. Çok fazla mızrak aldım. Ve gündüz vakti geldiğim için çok avantajlıyım, görebiliyorum. Savaşta böyle bir kural vardır. Unuttum kuralı şimdi amınakum, saçta olduğum için beynim gitti gitti. Of of. Oğlum bu 40-45 tane filan aldı lan. Neydi ya o? Düşman sizi görmesin mi? Görsün mü? Öyle bir şey vardı ya. He, en tehlikeli. En tehlikeli düşman göremediğindir. Ne cins bir hayvandır ya. Uf uf uf. Birazdan suya atlayayım, buna bir şekil yapayım. Gel kuduz seni. Gel hele la, kaçma. Amin. Tam bu kadar fazla gaza gelmek iyi bir fikir değildi. Uf. Kıt aldı. Götümden bir kıt daha aldı. Benim sol yanak gitti arkadaşlar, hissediyorum. Hadi oğlum. Gel babaya ve geberiyor. Öldü. Bakın arkadaşlar. Dev yılan balığının cesedi bu şekilde. Son gören onu tabii ki de biz olduk. Güzel bir hayvan, zararsız bir hayvan. Bu da bize uçak motoru parçası verdi. Son olarak diğerini de alırız. Bitiririz bu oyunu yavaş yavaş. Ne kadar gururluyum size anlatamam arkadaşlar. Oldu ikinci büyük canavar. Çok büyük bir canavar. Onu da öldürdüm. Çok mutluyum ya. Ulan o kadar ki mutluyum, böyle balıklama suya atlar. Amınişken. Tamam. Bende okyanus korkusu var. Yavaş teknecim, yavaş yavaş. Öncelikle modern bir beyefendi gibi adayı kontrol edeyim. Bakıyorum yabani hayvan var mı? Hayvan yok.
değil yabani hiç yok. Oh mis gibi yerim de hazır tabi, demek ki bu adaya önceden ayak basmışım arkadaşlar, barakam hazır. Her adaya da bir işaret bırakmışım, hay köpekler gittiği her yere işiyor ya. Yani bura benim alanım gibisinden. Niye köpekten örnek veriyorsun ki, ben amına koyayım aptalı. Ulan bu ağaç ne kadar uzun, bir dakika arkadaşlar. İlk defa bu kadar uzun ağaç görüyorum la. Oyunda bu kadar palmiye ağacı gördüm, bundan uzunu da önce görmedim. Şöyle bir yaklaşayım. Ulan kötü yorum yapanlara böyle yavaş yavaş girsin, önce başı girsin. Sonra sırayla kazık gibi. Evet, bu bir dilek, bir ritüel. Ne derseniz artık. Arkadaşlar fark ettiyseniz 3 bölümdür benim şu anlamın ortasında bir sivilce çıkmış, ne yapıyorum da geçmiyor. En son dayanamadım, patlattım. Size tavsiyem çok fazla çekmeyin arkadaşlar. Sonra böyle başınıza bela olabilirler. Ya da çekin gitsin amına koyayım, sivilcedir geçer. Şu an çok komik bir olay oluyor arkadaşlar. Bu orospu çocuğu bana saldırıyor. Gel lan buraya. Koca dev yılan balığını öldüren seni mi vuramayacak ulan? Nereye gitti bu? Vallahi görsem üstüne atlarım, kafa atarım. Ben artık köpek balıklarından zerre korkum yok. Nereye gitti o? Dayanamıyorum ulan. Neredesin aşkısı? Gel hele buraya gel. Nerededir? Çekiç gözlüymüş. Onun o çekiç kafasını var ya. Kaçma. Kaçtıkça sıra sana gelecek. Nerede bu? Gel lan buraya, seni şekilli yaplarım lan. Aa! Ağzına kadar çok açılıyor. Bir tane daha yedi. Ne oldu? Sanki yan yattın. Köpek balığıymış. Gel buraya lan. Uç. Bu ne oğlum, pirana mı? Morino balığı. O ne oğlum, kara deliğe doğru gitti hızlıca. Ben oraya kadar yüzemem. Nefesim kesilir. Ver mızraklarımı. Sen etini istemiyorum ben. Köpek balığı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ay! Oğlum bu ne lan, sürekli yeni bir köpek balığı türüyor. Bu sefer de değişik bir şey geldi arkadaşlar. İlk defa bunu görüyorum. Böyle uzun muzun. Oğlum bu ne? Değişik sulara açılınca ne kadar çok balık varmış ve çok hızlı arkadaşlar. Ben buna tuturur muyum acaba ya? Yok. Ay! Vallahi bak, normalde korkmam köpek balıklarından, bu hafif ürküttü. Bir dalayım hele. Bir dalayım, nereye gitti bu? Oo! Yedi vallahi bir tane. Ay kafasına bak! Aa, kanama kana bırak! Lan tuttu götürüyor! Lan tuttu götürüyor! Bak hele bak. Of of! Aa, beni paramparçık etti. Allah'ım yardım ya Rabbi. Allah'ım tutmasın. Allah'ım tutmasın ya Rabbi. Ben tekneye acil gitmem lazım ya, bu tekne bende uzaklaşıyor, kanamam. Aa! Bu neyle oğlum, bu goblin köpek balığı da neyle? O neydi öyle ya, o köpek balığın burnu ne kadar uzundu arkadaşlar. Bence beni asıl öldüren o burnuydu. Götüme girdi bence, o yüzden el oldu. Görmediniz mi, sivri ve ucu kalkıktı. O affetmez. Ondan dolayı kanama oldu. Hemen öldüm denizden. Bence çok güçlü bir köpek balığı, onu da boss yapabilirlermiş. Ben dedim be güçsüzdür, çekti sürükledi beni namussuz ya. Ulan güneşin batışı ne kadar güzel, ilk defa oyunda bu kadar net görüyorum ya. Sen güneşe çok yaklaşmış gibiyim. Sürekli güneşi kovalasam bence medeniyete giderim bela sonuz. Ne yarrak gibi düşmüşüz canavarların peşine ya. 3 bidon beni bence götürür ama illa uçakla mı gideceğiz? Dolunay var bugün. İşin iyi tarafı arkadaşlar, en merak ettim canavar da en sona kaldı. Bu dev ahtapot. Diğer bölümde onu avlayacağız. Ama biraz uzakta arkadaşlar, bir 10 adı ilerimizde. O yüzden bu bölüme yetişmeyebilir. Gece oldu, ben bu adaya tekrardan sığınacağım. Ulan o goblin köpek balığını alamadım, çok moralim bozuldu ya. Arkadaşlar karar verdim ki hemen bir tane yatak yapacağım. Yatak yapınca teknenin üstünde bile yatabiliyormuşuz, yeni öğrendim bunu. Ulan keşke daha önce öğrenseyim, hep oyunun sonunda böyle bilgileri öğreniyorum. Ama bu adada bir sürü şey var, domuz var, önce onları avlayayım. Sonra ağaç kesip şey yapacağım, derileri lazım bir de onların. Umarım derin yumuşaktır senin, terbiyesiz. Terbiyesiz. Hemen keseceğim seni. 3 tane deri lazım bunun için, zaten bu koca domuzda da 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Yemiş yemiş adayı sömürmüş, onda çıkmasın benden mi çıksam? 48 gündür hayattayım, vay be. 48 gün 1,5 ay ha. Ulan acaba şu an nasıl görünüyorum, çok merak ettim ya. Aynaya bakmayalı epey oldu. Acaba şu Hindistan cevizinde yansımamı görebilir miyim? Yarrak yorum. 4 adet de ip lazım bana arkadaşlar. İplerle de tabakla maskısı yapacağım. Deri, işlenmiş deri yapacağım. Bir nevi fabrika yapıyorum şu anki hemen. 2 3 4 Tam 4 tane ip, 4 tane de şey, tabakla maskısı. Derileri buna basacağız. Sonra bunun yanına geliyoruz. Bakın saf deri üretiyoruz amına.
Oğlum teknoloji harbi çok güzel ya. Şimdi yatağı tekneye monte edeceğim arkadaşlar. Böyle tam ortaya. En güvenli yer biliyor musunuz? Hadi lan. Böyle yerleştiremiyoruz mu? Tornavidayla da tam sabitleseydim. Böyle indirdim. Ama bu şube hareket edince bu sallanıyor mu onu merak ettim. Monteleyemedim ya. Tekneyi çok sallamadığımız sürece arkadaşlar bu yerinde oynayacak bir şey değil. Bakın test ediyorum sağlamlık testi. Bence montelemeye gerek yok. Çok fazla yerinde oynamıyor yatak. Düşmez herhalde ya. Bundan sonra bununla seyahat edeceğim ben. Ulan bu sefer size karışmayacağım. Bakayım ne yapıyorsunuz. Drift mi atıyorlar amına koyayım? Drift atan yengeç. Vallahi dur arka arkaya geçiyorlar arkadaşlar. Ulan engelle. Bunlar biraz daha şey yaparsa bunlar bizi de siker. Kalın. Terbiyesizler. Hemen arka arkaya geçiyorlar gördün mü? Pozisyon alıyorlar da engelledim arkadaşlar. Ben dedim drift atıyorlar. Bu bölümü kapatmadan önce bir de bir şey çok merak ediyorum. Bir tane aslan balığı var arkadaşlar. Ben onu avlamak istiyorum oyunun başından beri. Aslan balığı. Zehirli bir balık arkadaşlar. Denizden ne var ne yok hepsini yiyor. Küçücük bir şey amını siktim zehirlidir. Diken batırıyor insana. Onu birkaç kere gördüm ama öldüremedim. Bu sefer aslan balığını öldüreceğim. Nerede o ya o zehirlidir ha. Tipinden de belli ederken arkadaşlar. Bak bu da zehirli bir yılan zaten. Değmedi çok şükür. Aha! Aha aslan balığı. Bak şu tam olarak bu arkadaşlar. İkisi de zehirli şu an bunların. Çok tehlikeliler. Ama ben bundan daha nefret ediyorum. Bir tane yedi. Oğlum küçücük balıksın sen. Koca tane mızrak seni nasıl öldürmüyor? Bunu da indi. Oha 3 tane mızrak yedi. Hayvan ölmüyor lan. Oğlum aslan balığı ne kadar dayanıklı. Gebermiyor. Valla sonunda. 8. mızrakta öldü arkadaşlar. Ben de az kaldı boğuluyordum. Cesedi nerede bunun? Bir yere düştü ama. Balığı aldım üstünde şey yazıyor. Bunu tutmam hiç iyi olmadı yazıyor. Niye ki oğlum bu balığın özelliği ne acaba ya? Şöyle bırakayım böyle bir tipi var. Oğlum size de bilgi vereyim yarın öbür gün denize giderseniz bu karşınıza çıkabilir. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şu dikenleri gördünüz mü? Götünüze girsin demeyeceğim. Bak sakın öyle bir şey demeyeceğim. Ay seveyim derken yarrağı öldünüz direkt. Seveyim derseniz direkt ölürsünüz. Ha bir de size söyleyeyim bu balıktan köpek balığı savar yapılıyor. Şaka değil bak. Bir adet aslan balığı, bir tane panzehir, bir de Hindistan cevizi matara getirirseniz köpek balığı savar yapabiliyorsunuz. Hemen hızlıca yapacağım arkadaşlar. Bir tane panzehir yaptım. Sonra bu üçünü bir araya getiriyorum. Bakın köpek balığı savar. Ay yedim. Direkt yedim amına koyayım ya. Ne oldu şimdi ben bunu yiyince köpek balığı bana saldırmıyor mu acaba? Şimdi denize açılacağım bakalım hakikaten köpek balığı mı savuyoruz o mu bizi sövüyor. Nerededir bir tane bulsayım yeterdi bana. Ula acaba kokumu mu alıyorlar o yüzden mi gelmiyorlar ya? İlacı sürmüşüm ya belki arkadaşlar. O yüzden gelmiyorlar da olabilir. Yani köpek balığı savar kokusundan dolayı nefret ettiklerinden de gelmeyebilirler. Ulan ben de şey zeyttim diken miken fırlatacağım zeyttim kirpi gibi. Aslan balığı dikenli ya evet. Olmadı. Hayal kırıklığı yaşadım ya. Şu an bu taşın altında var ya. Bu taşa sakso çekebilirim o kadar ki sinirliyim. Lok 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 lok. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Şeyi denedim olmadı köpek balığı savarı. Bak tesliyor bir yerden tıs sesi geliyor da. Ulan buradaymış beyniniz. Kaçma oğlum kaçma. Zavallı şey seni sikir. Headshot yedi. Final bölümünde görüşürüz arkadaşlar onu diyecektim. Bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Şöyle. Susadım.